Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün mitigation dersine anlatmaya çalışacağım. Dersine ya, mitigation konusundan bahsetmeye çalışacağım. Yine dediğim gibi kendi bildiklerimle. Lakin ondan önce, şimdi hem de sigaram bitene kadar şundan bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar bana soruyor işte hangi zaman dilimi? Hangi zaman diliminde işlem yapmak lazım? Hangi zaman dilimindeki likiditeyi daha kale almam lazım? Order Blow'u daha kale almam lazım. Şu şekilde. Şimdi şunu unutmamamız lazım kankalarım. Fiyat bir fraktaldır. Yani ne demek istiyorum? Mesela şöyle bir grafik olsun. İşte burası direnç olarak çalışmış. Sonra hop likidite salınmış, fiyat zehir gibi düşmüş. Değil mi? Şurada. İşte şuradaki breaker bloğu çizdik. Biz ne yaparız? Biz buraya geri döndüğünde short işlem ararız. Değil mi? Nereye kadar işte? Şurada bir likidite olsun mesela. Şuraya kadar. Şuranın likiditesi alınıncaya kadar. Veyahut da şuradaki fresh order bloğa kadar. Şimdi böyle bir grafiğe baktığımızda bu grafik 4 saatlikte de olsa, 15 dakikalıkta da olsa çalışma ihtimali mevcut. Dediğim gibi fiyat kendi içinde fraktalları barındırır. Ama şimdi sen burada 15 dakikalık grafikte bu işlemi alıp tek profit bölgeni hadi 30 M'de belirleyebilirsin de gidip 4 saatlikte belirlersen veyahut da 5 dakikalıkta belirlersen sakata gelirsin. Çünkü neden? Sen şimdi bunu 15 dakikalıkta bu grafiği ya da 5 dakikalıkta bu işlemi alıyorsun. Take profit bölgene 2 saatlik fresh obi olarak seçiyorsun. Ama olmaz. O fraktal değil. Belki de 2 saatlik grafikte mesela 15M'de şöyle bir yapı bıraktı fiyat sana. Ama 2 saatlik grafikte belki de şu fiyat sadece. İşte hafif bir düşüş oldu. Şöyle oldu. Şuralarda. Buradan daha yükselebilir. Bunun fraktalı başkadır. Bunu başka türlü okumamız lazım. Başka şekilde okumamız lazım. Ben o yüzden zaten diyorum 15M'de 5M'de işlem alıyorsanız 30M'de gidip tek profiti günlüğe 4 saatliğe koymayın. Yapmayın bunu. Düşük zaman dilimine inebilirsin bak. Demek istediğim şey şu değil. Mesela 2 saatlik grafiği analiz edip 30M'de breaker block bulabilirsin. O zaman tabii ki de 2H tek profit bölgesi kendine şey yapabilirsin. Ama sen sadece 15M'de aldığın bir işlemin tek profitini 2H'a göre belirleyemezsin. O fraktalı trade etmen lazım. 15M'de bakıyorsun likidite alınmış tamam bu fiyat devam edebilir buradaki likiditeyi aldıktan sonra veyahut da buradaki fresh obi de devam edebilir. O zaman buraya koyuyorsun. Bu grafiği 4 saatliğe çevirdiğinde bambaşka bir şey olur senin karşına bambaşka bir şey çıkar. Ona göre de tek profit belirlersen olmaz. Dedikten sonra sigaramın da son yudumlarında ha bir de aklımda şey arkadaşlar şimdi bak bir önceki video şimdi bu bir önceki video bu video ve önümüzdeki çekeceğim 2 ya da 3 videoya da PrimeX Bet'e sponsor oldum. Bir önceki videoda da bahsettim. Alt taraftaki linkten kayıt olabilirsiniz. Ya videoyu 10 bin insan izlemiş. 4 kişi kaydolmuş. Ben bunun artık parasında değilim. Fakat beni el aleme rezil oluyorum yani. Şuradan inin kaydolun bir şey yapın gözünüzü seveyim. Adamlar geldi sponsor oldu. Vallahi rezil rüsvalık yani bu iş böyle olmaz. Sigaramın son 3 yudumunda da son bir konuya değinip derse giriyorum. Bazı arkadaşlar şey demiş. Yine diyorlar. Hep bazı arkadaşlar değil mi? Deniyor bunlar. Twitter'da işte sevmeye şu fenomenden haz etmiyor. İşte şu fenomeni sevmiyor falan. Arkadaşlar sevmiyor değilim. Aksine nefret ediyorum. İrrite oluyorum yani. Dümdüz. Sevmemek az kalır. Dümdüz nefret ediyor yazabilirsin yani. İçin rahat olsun. Deyip konuya başlıyorum. Şimdi mitigation dediğimiz şey, bak yaza yaza ilerleyeceğim. Belki uzun olur, bilemiyorum. Mitigation dediğimiz şey zaten ne demektir abi? Hafifletmek. Yani bir pozisyonu hafifletmek. Başa baş noktasında kapatmaya çalışmak. Başa baş noktasında kapatabilmek demektir değil mi? Benim için en azından o şekilde. Şimdi buraya ben birkaç tane anahtar kelime yazacağım. Ve konumuzu onun üstünden şekillendireceğiz. Anahtar kelimeler. Ne yazalım? Push. Yani bu push. Push'tan kastım nedir benim? Eşittir maliyet. Eşittir ekstra açılan işlem. Eşittir lik alımı. Hemen bir altına geçelim. Likidite. Tekrar bir altına geçelim. FVG slash. Büyük mum. Bir de buraya ufak bir not yazalım. Not her yerden işlem
Bunu daha rahat anlaşılması için yazıyorum. Her yerden işlem stop olmak gibi bir şey yok. Şimdi bu anahtar kelimeler üzerinden gideceğiz. Şimdi bu market maker dediğimiz veyahut da işte bu algoritmalar büyük para sahiplere tek bir yerden işlem alamaz. Açamaz tek bir yerden işlem. Bazen gün geliyor biz bile açamıyoruz. Yani parçalı emir atıyoruz emirler sırf dolmadığı için. Onların tek bir yerden işlem açmak gibi bir gayesi yok. Yani ben buradan işlem açayım, stopumu şuraya koyayım ya da long'dan örnek vereyim mesela. Buradan işlem açayım, stopumu şuraya koyayım, tek profit de buraya koyayım. Ha böyle bir şey yok. Bunların tek profitleri gökyüzünde olabilir. Lakin stopları banko, long için konuşuyorum, cehennemin dibinde. Yani stop olmak gibi bir durumları yok. Ve tek bir işlem de açmıyorlar. Nasıl açıyorlar? Şu şekilde. Mesela buradan bir işleme mi girecek? Tık tık tık. Ne oldu? CTRL ne oluyor? Niye basmıyor? Shift miydi? Lan kopyala yapıştır hangisiydi? Neyse tamam şöyle yapalım. Böyle bir sürü işlem. Her yerden işlem açıyor bu adamlar. Bu market maker dediğimiz şeyler. Peki bu insanlar her yerden işlem açıyorsa bu işlemlerini terse gittiğinde bu işlem mesela nasıl hafifletebilirler? Veyahut da yine her yerden işlem açıyorlar ise bu işlemleri nasıl kapatabiliyorlar? Şimdi şu şekilde mesela diyelim ki senin işte burada çok uç mesela 300 milyon dolarımız var tamam mı? Onların kaç parası olduğunu bilmiyorum. Fakat bizim 300 milyon dolarımız olsun. 200 milyon dolarıyla bu işlemi açıyorsa eğer bu arkadaş kalan parasını bunu hedgelemek için kullanıyor. Tersine işlem açmaktan bahsetmiyorum burada. Hedgelemekten kastım hacmin az oldu veyahut da işte yani boş bir vakitte saçma bir yerden fiyatı pushlamaktan bahsediyorum. Sırf o işlemi kapatabilmek için. Çünkü ne demiştik biz? Long işlemleri kapatabilmek için short likiditesine, short işlemleri kapatabilmek için long likiditesine ihtiyaç var. Değil mi? Yani o işlemleri kapatabilmek için burada bir likidite alabilmesi lazım. Ne demek istiyorum? Yine mesela şurada. Şöyle bir direnç olsun. Şöyle fiyat deli gibi dirençle takılmış. Bu bölgede, burada, şurada bu malı kim alır? Şimdi retail traderlar alır mı? Bakın bu smart money'nin gölgesi gibi bir şey. Bu grafiği bu şekilde bize vermek zorunda. Şimdi bu malı burada kim alır? Dirence bu kadar yakınken. Deli gibi herkes shortluyor burada direnç. Retail traderlar zaten shortluyor bunu. Price action bilenler de işte likidite alımını bekliyor. Cartı curtu bekliyor. Fakat kimse kolay kolay bu malı buradan almaz. Lakin bu malın bazen dirence bu kadar yakınken bam diye yukarıya vurulduğunu görürüz değil mi biz? Alakasız bir yerden. Bir anda bu kadar dirençteyken fiyat, bu kadar bazen mesela normalde işte normalin çok üzerindeyken fiyat bam diye yukarıya vurur kendini. O fraktal içerisinde. Ya mesela şuna basın, bu 120 bin dolar da olabilir Bitcoin için. Ya da mesela 5 bin dolar da olabilir burası. Ama o fraktal içinde eğer fiyat daha önce şuralarda gezdiyse epeydir, o zaman burası yüksek bir bölge olur bizim için. Buradan neyse bam diye vurur. Burası işte bizim için bir maliyet olabilir. Bakın bunun bir garantisi yok. Burası bir maliyet olabilir. Ne maliyeti? Elindeki longları kapatmak için maliyetlenmiş olabilir. Veyahut da işte peşine shortçu takılmasın diye buradaki short likiditesini alabilmek için buradan maliyetlenmiş olabilir. Burada son bir pushla, son bir fiyatı ittirerek, long alarak buradaki bütün likiditeyi temizleyip ellerindeki longu çıkartarak ne demiştik? Short likiditesiyle elimizdeki longları çıkartabiliriz çünkü. Long, yani şunu fark edin mesela eskiden likiditeyi aldığı gibi düşüyordu fiyat değil mi? Bitcoin'de. Neden? Hacim fazlaydı. Hacim azaldıkça burada likiditeyi aldığı gibi düşmüyor artık. Ne yapmaya çalışıyor mesela fiyat? Hafif bir düşüyor gibi pat tekrar yükseliyor. Düşüyor gibi pat tekrar yükseliyor. İşte burada longlarını kapatıyorlar aslında. Yeterli hacim yok. Her seferinde shortçu likiditesine ihtiyaç duyuyor fiyat. Devam ediyorum. Şimdi ebe mübarek. Mesela ben geri zekalı mıyım? O kadar likidite anlattım. Bu likidite alımından sonra direkt işleme girmiyorum. Değil mi? Ben direkt işleme girmiyorum. Fiyatın zehir gibi yıkılmasını bekliyorum. Halbuki burada likidite alınma. Bazen sırf bu yüzden işlem kaçırdığım oluyor benim. Ama ben burada neden bunu bekliyorum? İki tane seçenek var. Buranın maliyet olup olmadığını bilemem. Buranın da likidite alımı olup olmadığını bilemem. Ne demek istiyorum abi? Buranın likiditesi alındı dersin. Hafif fiyat döner. Sen short girersin. Sonra fiyat dümdüz hayatına devam edebilir kaldığı yerden. Ki bu olmuştu Twitter'da. Bütün site burada short bekliyordu.
Ben dedim ki buranın likiditesinin tepkisine göre trade edeceğim. Ve burada fiyat kalıcılık gösterdikten sonra ben direkt long'a basmıştım. Long almıştım, burayı breaker bölgesi olarak çizdim kendime. Şu şekilde breaker dersini hatırlarsınız. Burayı breaker olarak çizip long işlem almıştım. Burada direkt short işlem almayın. Buranın bir maliyet olup olmadığına önce bakın. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Anahtar kelimeler push'u anladık. Push, maliyetlenme. Likidite, likidite alımı var. Anladık. Nasıl anlayabiliriz? FVG büyük mumlarla anlayabiliriz. Bu fiyat eğer buradan zehir gibi düşerse, şu şekilde, zehir gibi düşmeye başlarsa, ben buranın maliyet olduğunu anlarım. Neden? Çünkü burada bu kadar, bakın bu push'un bu arada sert hareket olması lazım. Şunu da yazayım son olarak. Eşittir. Sert. Heh, sert yazayım. Sert olması lazım. Bir anda bam diye vuracak yukarıya. Sonra haldır uldur yıkılacak fiyat. Tamam. Ben burada neyi anlarım? Buraya sadece fiyat likidite için gelmiş. Ve likidite alımından sonra fiyat zehir gibi düştü. Zaten eğer market maker ya da işte bu adamlar buradan fiyatı ciddi ciddi burada almış olsalar niye bu kadar düşürsünler? Özellikle altta da likiditeler temizlendiyse düşürmezler bu fiyatı. Dümdüz devam ettirirler. Niye? Altta likiditeye ihtiyacı yok ki. Adamın elinde short da yoksa bu fiyatın buraya düşmesinin hiçbir manası olmaz. Bu şekilde koklayabiliriz marketi. Ben bu hareketi gördükten sonra burada yapmam gereken şey şu. Dediğim gibi şu mesela 4 saatlik bir grafikse bunu 30M'e indirdiğimizde şöyle bir şey görürüz. Tık 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 tık. Breaker bloğu görürüz. Diyelim ki göremedik. O sırada kaçtı işlem değil mi? Kaçtı ve fiyat buraya geldikten sonra baktık. Bam diye düşmüş. Şuradan gelsin hatta fiyat. Şuradan mesela. Heh. Buraya geldikten sonra bam diye düşmüş. Eyvahlar olsun kaçtı işlem demememiz lazım. Zaten mitigation bize işlem aldırmaktan ziyade bias oluşturmamıza yarar. Ne demek istiyorum? Bu fiyat sonrasında buradan aşağı doğru iner, iner, iner. Fakat buraya geri gelme ihtimali var. Hemen düşünün abi. Kafaları çalıştırmamız lazım. Niçin geri gelmek ister fiyat burada peki? Bakın burada bir maliyeti vardı. Burada bir longu vardı. Ne dedik dersin başında? Bunların stop olma gibi bir şansı yok. Ve işlemleri bu kadar böyle ta cehennemin dibinde ebesin elimle gösteriyorum ekrandan fareyle göstereceğim. Ebesin körüne kadar taşıma gibi bir şansları yok. En azından başa baş noktasında hafifletilmiş şekilde kapatmaları lazım. Şey diyebilirsin, tamam burada kapatmışlardır işte longu. Ebe mübarek ama cemaati Müslüman. Şimdi burada bu longunu kapatmış olsaydı bu fiyat boşluğu oluşur muydu? Ben şimdi ne demiştik FVG dersinde? Bir fiyat lock diye kapatılıyorsa zaten onun böyle olur. Aha bu olur. İşlemler zaten dolmadığı için, satış emirleri dolmadığı için, bakın longlarını burada satmaya çalışıyorlar. Alıcı yok, yeteri kadar dolduramadılar. FVG oluştu, bu yüzden FVG oluştu. Burada açtıkları longları satamadıkları için, sondaki maliyeti satamadıkları için böyle bir FVG oluştu. Aynı zamanda burada bir de short girdilerse, eyvahlar olsun zaten. Komple FVG olur burası. Peki ben burada ne yaparım? Buradaki breaker bloğu kaçırdıysam, bakın şurada şu bölgeyi kendime çizerim. Salakça push yaptığı yer, saçma bir yerden fiyatı pushladığı yer. Şurayı çizerim kendime. Ne anlamsız işte Allah Allah. Çizerim kendime. Ve buradan fiyat tekrar buraya geldiğinde bu FVG içerisinde işlem almaya çalışırım. Özellikle bu maliyetin bulunduğu kısımda. Son push'un bulunduğu kısımda. Bakın burada da bir likidite alımı olabilir. Fark etmez. Ya fark etmez. Buradan bu likiditeyi aldı. Hafif düşüyor gibi yaptı. Bir kere daha push yaptı. Benim şunu beklemem lazım. Sert düşüş. Sert düştükten sonra ben burayı artık kendime maliyet olarak çizebilirim. Burada da mı işlem alamadım? Yahu yine sıkıntı yok. Yine sıkıntı yok. Arkadaşlar market hiçbir yere kaçmıyor. Böyle çünkü kafayı yeriz illa tam o noktada işlem alacağız dersek. Hayır abi illa burada işlem almana gerek yok. Grafiği açtın. Bir aydır ormanda yaşıyordun ve geldin ve grafiği açtın. Baktın breaker block. Eyvah dedin kaçırmışız. İşte baktın maliyete gelmiş. Tekrar buradan böyle gitmiş fiyat. Eyvah dedin kaçırmışız. Abi biasını oluşturmak için zaten bunlar var. Eğer sen marketi mesela bazen bull iş diyorlar bazen bir iş diyorlar. Mesela bu işte bir iş emaredir. Sen
bu yapıyı, bu maliyetlenmeyi, bu mitigation'ı, bu hafifletmeyi gördükten sonra bildiklerinle short işlem ararsın. Nasıl? Yani buradan buraya optimal trade entry çekersin mesela. Artık biliyorsun çünkü maliyete geldi. Bu fiyat biraz daha düşebilir. %50'yi kırdıktan sonra 70-79'da işlem ararsın. Değil mi? Veyahut da işte burada bir market yapısının kırılımını görürsün. Hop, order bloktan işlem ararsın. Bildiklerini bu şekilde kullanırsın. Biyasını oluştur, maliyetlenmeyi gör. Hangi likiditeye oynuyor fiyat? Bunu gör. Ondan sonra grafiği açtıktan sonra bunu oku, çiz çiz çiz. Bunun da zaten backtest'ini yapacağım ben. Eminim çok keyifli olacaktır. Çünkü mitigation direkt bias belirtmek üzerine. Orada çok işlem almayacağım. Orada genelde şey diyeceğim işte bias bu olabilir. Burada hop mitigation. FX'de yapacağım onun da yine backtest'ini. Burada işte fiyat hafifletildi. Artık bir işiz. Bir iş. Alt tarafta likidite aldı mesela. Bir şey oldu. Hop fiyat mitige edildi. Artık bullishiz. O arada artık sen düşük zaman dilimine inip likidite alımı mı kovalarsın? Breaker block mu kovalarsın? Optimal trade entry mi kovalarsın? İşte ne bileyim. QML yapılarını mı trade edersin? Orası sana kalmış. Bu biasını oluşturmak için önemli. Şimdi bakıyorum notlarıma. Anlatmadığım bir şey var mı? Evet, not aldım. Evet, bu ders için not aldım. Emriler dolmadı. İlla buradan işlem almaya gerek yok. Aynen öyle. 2 yaş dolmaz. Puşlar. Tamam. Evet, anlatmışım. Benim kullandığım mitigation bu şekilde. Mitigation block diye bir şey var. İstiyorsanız ders daha 16 dakika. Onu da hemen bahsedeyim. Ben nasıl mitigation block kullanıyorum? Ondan bahsedeyim. Bahsedeyim lan. O da çok keyifli. O da yeni yeni kullanmaya başladığım bir şey. Bizzat bu kardeşinizin bulduğu bir şey. Ve gerçekten onunla da güzel trade'ler ediyorum. Mitigation buydu. Önce örneklerini vereyim o zaman. Ondan sonra dersin sonunda mitigation block'tan bahsedeceğim. Hangi mitigation block'ları kullandım? Grafiğe ilk baktığımda ilk görebildiğim şeyler bunlar. Daha düşük zaman diliminde siz dediğim gibi fiyat bir fraktaldır. Ben 4 saatlik fraktalda bunlara baktım. 15M'de de bunu görebilirsin. Pek tabii ki. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bunu aylar önce yapmıştık abi. Bu videoyu buraya kadar izleyenler bana herhangi bir paritede FX olur, coin, kripto piyasası olur. Mitigation'la alakalı örneklerini atsınlar. Bunlar güncel grafikler de olabilir bak. Güncel grafikleri. Ama cold kelimesinin ne bulsak? Ne bulalım? Tamam buldum. Trafik canavarı. Çünkü çok fazla mesaj geliyor bana. Attığınız şeyden sonra en son bana trafik canavarı yazın. Ben sadece o mesajlara bakabileceğim. Diğerlerine maalesef bakamam çünkü. Trafik canavarı yazın ve bana bu mitigate mi? Bu mitige edilmiş mi? Bu mitigation mı? İlla güncel grafikten atmanıza gerek yok. Geçmişe dair de örnekler bulup atabilirsiniz. Ben de onlara evet kankam burada bunu yanlış çizmişsin, burada bunu doğru çizmişsin diye elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım dedikten sonra. Şimdi bu örnek açıkçası çok hoşuma gitmedi. Çünkü buralarda FedMed muhabbetleri vardı. Lakin sadece grafiğe baktığımızda şunu görebiliriz. Bakın. Buraya kadar geldi fiyat, döndü ve çok sert bir şekilde push yedi burada bakın. Sert bir şekilde push yedi. Devamında aslında düşük zaman diliminde baktığımızda buradaki FVG kapandı. Onda sıkıntı yok ama ve lakin diyelim ki biz bu işlemi burada kaçırdık. Açık çağrımdır. Bu fiyat buraya tekrar gelirse short arayın. Mitigation konseptine dayanarak. Çünkü bu fiyatı burada mitige edebilirler. Burada bu fiyat mitige edilip tekrar düşebilir. Fakat nereye kadar düşebilir? Cehennemin dibine değil. Cehennemin dibine kadar düşmese burada aldığın işlemi babacım kapat burada ya. Şurada kapat ya. Breaker bölgesi olarak çalışabilir burası. Burada kapat. 3 arın keyfine var. Hayatına devam et. Başka benim asıl örneğim vardı bir tane. Twitter'da paylaşmıştım. Eski takipçiler hatırlar. Ana burası mıydı lan orası? Benim long kaldığım yer burası mıydı lan? Burası değildi galiba ya. Neyse orayı bulduktan sonra bulabilirsem grafikte oraya da bakacağım. Mesela burada da aynı şekilde. Sert push'un başladığı yer FVG burası. Burada tabii çok kusursuz çizmeye çalışmışım. Aslında şurası oluyor da. Çünkü buranın likiditesini burası aldırıyor. Burada denk gelmemiş pek. Devam edelim. Bakın burada da ya bunu dediğim gibi 4 saatlik grafikte daha az görürsün. Çünkü 4 saatlik grafik. 15M'de, 5M'de bile FX tarafında da, kripto tarafında da bunları görebilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Salakça bir push tekrar ve sonrasında fiyat zehir gibi yıkılıyor. Şimdi bak, dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mesela bak, burada neden ben bu işlemi almadım? Almamalıyım. Çünkü burada zehir gibi yıkılmıyor fiyat. Bakın, buna
Gidip 5M'de bakarsan zehir gibi yıkılmış gibi görünür sana. Ama dediğim gibi fraktal meselesini önemseyin. 4 saatlik grafikte bu burada zehir gibi yıkılmamış. Nerede zehir gibi yıkılmaya başlamış bu fiyat? Burada. İki tane inanılmaz hacimsiz, fiziksel olarak hacimli, işlem hacmi olarak hacimsiz mum. Sonrasında dönüp FVG'yi zaten burada kapatmış. Burası da benim mitige yapım. Hatta tam şuralar. Burada tekrar short işlem alabilirsin veyahut da işte biasını geliştirebilirsin bu şekilde. Burada aldığın short işlemi zaten nerede kapatacaksın? Ama maksimum şurada. Şuradaki likidite de kapatırsın. Burada da aynı şekilde bakın. Dediğim gibi bunu açtığım gibi grafiği gördüğüm örnekler. Zehir gibi yıkılmış. Şununla bakar mısın? Vurduktan sonra bakın buradaki FVG'yi hop kapatmış. Şimdi buradaki mesela fiyat. Buraya ben bakmamıştım. Buradan bir tepki zaten bir daha alamaz zaten. Oralara bir daha gelemedi fiyat. Ama orada artık maliyet kalmışımdır. Ona tam emin değilim tabii. Milyon tane vakit geçti. Ama en son buraya fitil atarak buradaki longları en azından emirleri doldurmayı başardılar ve sonrasında fiyat zehir gibi düşmeye devam etti. Bunları bakın abi, bunları 5M'de, 15M'de, FX tarafında bol bol inceleyin. Yani ben mesela BIAS'ı nasıl işte şey yapıyorum, BIAS'ımı nasıl ayarlıyorum? Şimdi bu tarz şeylerle Smart Money'yi, Smart Money'nin bıraktığı gölgeleri toplayarak, Sherlock Holmes gibi inceleyerek kendime bir BIAS oluşturmaya çalışıyorum ve diyorum ki burada short alırım, buraya gelirse long alırım. Enayi değiliz. Üst tarafta çok fazla likidite biriktiriyorsa mesela, şimdi likidite beklentisi dedik, herkes trade atmaya başladı. Şimdi burada likidite beklentisi var. Fiyat tabii ki de burayı çekebilir kendine ama burada mesela likidite biriktirmelerinin belli başlı sebepleri var. Şunu düşünüyorum ben direkt. Acaba bu insanların elinde çok mu fazla long var da burada likidite biriktiriyorlar? Bir kısmını mı burada kapatacaklar? Ya da hepsini mi burada kapatmak için burada bir ton likidite biriktiriyorlar? Bunu bilebilmemin bir imkanı var mı? Yok. Nasıl bilebilirim? Fiyat oluştuktan sonra zehir gibi düşerse ben bunu anlarım. Şimdi mitigation bloğa gelelim. Mitigation block dediğimiz şey şimdi bu neydi? Bu sefer de şuradan hop hop hop. Şimdi buradaki mum, benim yeşil mumum breaker bloğumdu değil mi? Burayı silkeletti. Ve burayı silkeledikten sonra fiyat zehir gibi pardon zehir gibi yükselmeye başladı. Hep aldığımız işlem zaten bu. Hele ki bu bir fiyat boşluğu içerisindeyse, mesela şöyle bir fiyat boşluğu var burada. Şurayı FVG olarak kabul ediyorum. Burada bir fiyat boşluğu varsa çok daha iyi. FVG içerisinde silkeledikten sonra bam bam gider. Bunu zaten anlattım. Aylardır anlatıyorum. Peki, ya da burası bir order bloksa. Peki, mitigation bloğu nasıl kullanabilirim ben? Ya da mitigation bloğu nedir? Mitigation bloğu da şudur arkadaşlar. Fiyat yeni bir, fiyata yeni bir dip yaptıramayan anamın şurada bir mum olsun. Şöyle. Breaker bloğunu silkeletmemiş hali abicim. Yani burada silkeliyor ya breaker block. Breaker bloğunu silkelememiş hali. Şimdi sen breaker blokla trade ediyorsan eğer, ki en iyisini yapıyorsun kardeşim. Trade ediyorsan eğer breaker blokla, burada silkelemediği için bu işlemi alamazsın bu mitigation bloktan. Lakin şuna dikkat ettim. Eğer ki fiyat bir FVG'nin alayını doldurduysa artık daha silkeleyecek bir yer kalmaz zaten. Emirlerini doldurdu, yükselmeye başlıyor. Eğer ki bir FVG'nin alayını doldurduysa mitigation bloğu kullanabiliriz. Çünkü FVG'nin hepsini doldurmuş. Aynı şey order block için de geçerli. Peki nasıl? Ben buna şöyle dikkat ediyorum. 2 saat veyahut da 4 saatlikteki bir FVG veyahut da fresh bir order bloğu çiziyorum bu şekilde. Emir bloğu veyahut da fiyat boşluğunu çiziyorum. Eğer tamamen doldurulmadan, mesela tamamen doldurulmadan bir silkeleme varsa breaker bloktan işleme giriyorum. Fakat tamamen doldurulduysa bu şekilde bu fiyat, emir bloğu ya da işte fiyat boşluğu, o zaman buradaki mitigation bloğu da takip ediyorum işleme girebilmek için. Çünkü neden? Çünkü buradaki order bloktaki emirler dolduruldu veyahut da fiyat boşluğundaki emirler dolduruldu. Zaten fiyat buraya böyle dümdüz gelmiyor çoğu zaman. Şöyle geliyor. Geliyor bir silk geliyor. Geliyor bir silk geliyor. Mesela geldi silkeledi. Geldi silkeledi. Biz hala breaker block alıyoruz. Geldi silkeledi.
Sonra şöyle bir şey yaptı. Burada artık doldurulursa şuradaki ufak mitigation bloktan da işleme girebilirsiniz. Tekrar edeyim. Tekrar doldurulması şartıyla. Tamamen doldurulması şartıyla. Öbür türlü çünkü kimseyi silkelememiş oluyor ve buradaki fiyat boşluğunu veyahut da order block bizimle birlikte bir sürü trader görüyor. Herkes buralara emir atar. Bu sefer de algoritmaların veyahut da smart money'nin emirleri de olmaz. Bu yüzden de insanları silkelemeye ihtiyaç duyar. Bir de hepsini doldurup tepki alabildiyse bu yeni dip yaptıramayan bloktan işlem kovalayabilirsiniz diyorum. Ve konuyu kapatıyorum. Bununla ilgili dediğim gibi bir tane de backtest atacağım. Backtest'i 15 ende falan atarım. Çünkü burada 4 hashta bulduğum örnekleri bu arada çok beğenmedim. 15 ende bir backtest atarız. FX'te olur, kripto olur. Ya da ikisinde de atarız. Daha net anlaşılır. Bence backtestlerde çünkü konular daha net anlaşılıyor. O videolar daha çok seviliyor sanırım. Böyle. Alt tarafa yine linki bırakacağım arkadaşlar. Helal ama beni rezil etmeyin. Kaydolun. Kaydol lan!